Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit olan 11 askerimiz için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter düşmesi sonucu şehit olan Kor General Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Albay Şentürk Aydınyer, Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Assubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Assubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Assubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Hakan Gül ve Uzman Çavuş Tolga Demirci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Cuma namazına müteakip şehitler için cenaze namazı kılındı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. Yakınları şehitleri asker selamıyla uğurladı. Şehitlerin naaşları törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Namazımız için niyet edelim. Allah için namaza. Şehit Kor General Osman Erbaş, Albay Aydınyer, Yüzbaşı Sarıoğlu, Yüzbaşı Uysal'ın naaşları Ankara'da, Assubay Kıdemli Çavuş Karadirek'in naaşı Afyonkarahisar'da bugün toprağa verilecek. Assubay Kıdemli Başçavuş Demir ve Assubay Üstçavuş Yılmaz'ın naaşları Kahramanmaraş'ta, Assubay Kıdemli Üstçavuş Umulu'nun naaşı Kırıkkale'de, Uzman Çavuş Gül'ün naaşı Amasya'da, Uzman Çavuş Demirci'nin naaşı ise Kayseri'de yarın defnedilecek. Allahu Ekber.